Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir videoyla buradayız. Bura ne de? Bugün evin salonundayız arkadaşlar. Neden salondayız? Yıllar önce aldığım 8 senedir kahrımı çeken tripodum bayağı bir kırıldı. Birkaç kere 3D yazıcılarla aparatlar vesaire bastım. Parçalar bastım. Baktım olacak gibi değil. Bir keresinde de kameramı düşürdü yere. Ve şöyle bir ağır kamera almaya karar verdim. Bunu da o tripodun taşıyamayacağını hesapladım. Ve Banggood'dan güzel bir tripod siparişi verdim. Standart tripodlardan çok farklı, çok fonksiyonlu bir tripod. Her türlü alanda çekim yapmamıza izin verecek bir tripod. Ve şöyle kutusundan çıkaralım. Kutusunu her zamanki gibi ne yapıyoruz? Atıyoruz. Kameraya vurmayalım. Ve poşetini çıkarıp atalım. Karşımızda güzel bir çantayla bizi karşılayan bir ürün var arkadaşlar. Şöyle sırtımızı alacağız, taşıyacağız. Bu çok önemli. Gerçekten bu çanta benim çok hoşuma gitti. Bunlar burada niye duruyor? Bunları buraya kim koydu? Ben hiç sevmiyorum bunları. Yürüyün gidin. İşim var benim burada. Önce bunu bir görelim. Daha sonra kuralım ve videomuzu kapatalım. Zira fazla uzun video olmayacak. Kameramızın hangi pozisyonlarda çekim yaptığını göreceğiz. Ben bu ürünü dediğim gibi ihtiyaçtan dolayı sipariş ettim. Sizin de böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa sizler için de videonun açıklama kısmına link bırakacağım. Oradan bu veya buna benzer onlarca tripodu beğenerek satın alabilirsiniz diyerek masamıza doğru kameramızı alalım ve videoya başlayalım. Bu mekanizmayı dışarı doğru çekiyoruz. Şuradan vidasını gevşetip bu kısmı buradan dışarıya çıkarabiliyoruz. Daha sonra şuradaki vidayı açıyoruz. Kurulumu çok kolay. Üst tarafı çıkardık. Bu kısmı da buradan ayrılabiliyor. Taşıyıcı kısmı. Buradan söküp çıkarabiliyoruz. Bu çok önemli. 90 derece açıyla istediğiniz açıda kameranıza çekim alanları oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilde 45 derece ve yana doğru da 90 derece açı verip yan çekimler yapabiliyorsunuz. Buradaki su terazileri var. 2 tane. Bunlar sayesinde de kameramızın konumunu düz bir hale getirebiliyoruz. Teraziyi ayarladıktan sonra buradaki vidaları sıkarak tripodumuzun kafa kısmını ayarlayabiliyoruz. Şuradaki vidayla da bizim kameramızın alt kısmına taktığımız bu parçayla kameramızı bu kısma yerleştiriyoruz. Vidayla sıkarak bu kısmı kamerayla buluşturuyoruz. Bu şekilde elde de çekimler yapabiliyorsunuz. Bu tripodda en çok hoşuma giden olaylardan birisi de elimizde serbest çekimler yapabiliyoruz. Ayak kısımlarına da baktığımız zaman ayak kısımlarında genelde bu tarz tripodlarda metal ayak oluyor. Burada kavucuk bir ayak olduğunu görüyorum. Yumuşak görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da zemine tutunmasını sağlıyor. 3 boğumdan oluşuyor tripodumuz. Şuradaki vidayı hafif gevşetip çıkarıp iki harekette sık hale getirebiliyoruz. Aynen şöyle teleskopik ayak oluşturulmuş burada. Sıktıktan sonra asıl önemli şey arkadaşlar bunu buradan söküyoruz. Tripodumuzu uzun hale getirebiliyoruz. Bu serbest tripodu bu şekilde istediğimiz kadar uzatabiliyoruz. Yani burayı yere koyarak yerden de çekimler yapmamızı sağlıyor. Böyle de bir güzelliği var. Böyle. Buradan açalım. Uzatalım. 3 kademeden oluşan bir uzatma yaptık. Burada gördüğünüz gibi. Serbest çekimlerde kullanacağımız bu uzun ayak. Bunu istediğimiz kadar uzatıp kısaltabiliyoruz. Şuradaki vidaları gevşeterek aşağı doğru bunu kısaltabiliyoruz. Bu şekilde çekimler yapabiliyoruz. Bu şekilde 3 kademeye indirip vidalarını sıkarak serbest çekimlerde bunu elimizde taşıyabiliyoruz. Şöyle her türlü pozisyona kameramızı alabiliyoruz arkadaşlar. Ve kameramıza istediğimiz şekilde buradan açılar verebiliyoruz. Böyle öne arkaya 45 derece açılar verebiliyoruz. Yan tarafa doğru 90 derece yatırıp hizalama yaptıktan sonra şuradaki vidayı sıkarak kameramızı bu şekilde sabitlemiş oluyoruz. Şimdi bir de kameramızı alt taraftan şöyle alt çekimleri yapmak için dizayn edelim. Şu eklediğimiz kısmını çıkarıyoruz ve orta kısmındaki şuradaki vidalama kısmına takıyoruz. Daha sonra buradan söktüğümüz ayağımızı takalım. Bu ayaklardan sadece birisi sökülebiliyor arkadaşlar. Şu sökülüyor sadece. Şu sarı olan kısım. Diğerleri sabit. Kameramızı alt kısımdan çekim yapacağımız için aşağıya yerleştireceğiz.
değişik çekimler yapabiliriz. Açılarını buradan ayarlıyoruz. Şimdi normal pozisyonunu alalım. Yukarıya takalım. Videomuzu kapatalım arkadaşlar. Ve böylelikle bir ürün incelemesinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Baştan da söylediğim gibi böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa sizler için videonun açıklama kısmına link bırakacağım. Oradan bu ürünü beğenip veya buna benzer başka ürünlerde inceleyip satın alabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Şu anda kameramı taşıyan tripod bunun yanından bile geçemez. Çok fonksiyonel, çok kaliteli bir tripodumuz oldu. Vidalama olayları özellikle çok hoşuma gitti. Özellikle bu şekilde ağır kamera kullandığınız zaman mutlaka kaliteli bir tripod kullanmanızı tavsiye ediyorum. Zira üzerindeki makineler hatırı sayılır. Paralar verilip alınan kameralar. Onları da böyle sağlam tripodlara teslim etmek lazım diyerekten bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve bir dahaki videolarda buluşana kadar burada izlediğimiz videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hep diyoruz ya. Bir dahaki video, bir dahaki video, bir dahaki videolar geliyor arkadaşlar. İşte onları izlemek işte o videoları takip etmek istiyorsunuzsa kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone olmak yetmiyor. Şuradaki uyarı neredeyse işte nerede çıkıyorsa o uyarı zilini aktif ederseniz bir dahaki videolardan haberdar olabilirsiniz diyerekten videomuzu kapatalım. Şap bayramına selam güzel oluyor canım. Asker selamı gibi oldu. Eyvallah. Görüşmek üzere.